Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. ünitemiz olan canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasını işleyeceğiz. İlk olarak giriş yapalım ama derste de bahsettiğim gibi üniversite sınavında özellikle ağırlıklı olarak bu üniteden gelebilecek olan sorular ilk iki konudan ibarettir arkadaşlar. Daha sonrasındaki konulardan nadir olarak soru soruldu. Evet ama ilk iki konudan soru sorulma olasılığı her zaman bana göre daha yüksektir. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması dedik. Bilimsel veriler dünyada 8,7 milyon türün olduğunu düşündürmektedir. Ama biliyorsunuz ki tüm türler tanımlanmamıştır. Yani 8,7 milyon tür olduğu düşünülüyor. Fakat tanımlanan türlerin sayısı çok azdır arkadaşlar. Çünkü tanımlayabilmek için biliyorsunuz ki bilim insanları çok sayıda çalışma yapıp buldukları canlının farklı bir tür olduğunu bilim dünyasına kanıtlaması gerekiyor. Bu da çok zorlu bir süreç ve uzun zaman gerektiren bir süreç. Bu yüzden de türlerin çok azı tanımlanabilmiştir ancak. Canlılar çeşitlilik gösterirler ancak yaşayış ve yapıları tamamıyla farklı değildir. Burada söylenmek istenen şey şu. 9. sınıfta ilk ünitede canlıların ortak özelliklerini gördünüz sizler. Yani canlılar aslında birbirinden çok da bağımsız olan varlıklar değildir. Elbette ki yaşayış ve yapı anlamıyla birbirine benzerlik gösterdikleri durumlarda söz konusu olabilir. Bu büyük çeşitliliği daha kolay inceleyebilmek için canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırma yani sınıflandırma yapılır. Sınıflandırma bilimi nedir peki arkadaşlar? Bu önemlidir. Sistematik ya da taksonomi sınıflandırma bilimi demektir arkadaşlar. Lütfen not alalım. Sınıflandırma bilimi. Sistematik ya da taksonomidir dedik. Devam edelim. Sınıflandırmanın çeşitleri var arkadaşlar. Doğal sınıflandırma ya da yapay sınıflandırma olmak üzere biz iki şekilde sınıflandırmayı inceliyoruz. Birincisi ampirik yapay sınıflandırma. Ampirik ne demek? Öncelikle ondan bahsedelim istiyorum. Ampirik arkadaşlar gözleme dayalı demektir. Yani gözleme dayalı bir sınıflandırmadan bahsediyorsak bu sınıflandırmaya bizler ampirik ya da yapay sınıflandırma deriz arkadaşlar. Gözleme dayalı ampirik demektir dedik. Devam edelim. Ampirik olan bu yapay sınıflandırma ilk olarak Aristo tarafından yapılmıştır. Önemli ve sizin istediğim şey şu. Sınıflandırma çeşitleri iki tane demiştim ya. Bunları lütfen defterinize kıyaslamalı bir şekilde yan yana yazarsanız, altına da özellikle tek tek yazarsanız çok daha rahat akılda kalıcı olur. İlk olarak yazmanız gereken yapay sınıflandırma özelliği ise Aristo tarafından yapıldı. Devam edelim. Bu sınıflandırma yapılırken peki neler dikkate alındı? Canlıların dış görünüşleri yani morfolojilerinin benzerlikleri, beslenme şekillerinin benzerlikleri ve yaşam ortamlarının benzerliklerine bakılarak bir gruplandırma yapılmıştır arkadaşlar. Ve Aristo'nun yaptığı sınıflandırmayı da burada görüyorsunuz. Canlıları kabaca iki gruba ayırmış. Hayvanlar ve bitkiler olmak üzere. Hayvanları da kendi içerisinde üçe ayırmış. Suda yaşayan, karada yaşayan ve havada yaşayanlar olmak üzere. Bitkilere baktığında bitkileri de üçe ayırmış. Otlar, çalılar ve ağaçlar olarak. Aristo bitkileri dış görünüşlerine göre, hayvanları ise yaşam ortamlarına göre ayırmıştır. İşte bu yüzden zaten gözleme dayalı bir sınıflandırmadır. Yani ampiriktir diyoruz biz bu sınıflandırmaya. Çünkü Aristo bakmış ve görmüş hayvanlar suda yaşıyor, karada yaşıyor, havada yaşıyor. Buna göre bunları gruplandırayım demiş ve böyle bir sınıflandırma yapmış. Yapılan bu sınıflandırmanın kesinlikle bilimsel bir niteliği yoktur arkadaşlar. Günümüzde de asla kullanılmaz. Çünkü dediğimiz gibi tamamen insanoğlunun merakına dayalı olarak gerçekleştirilmiş olan bir sınıflandırma türüdür. Ampirik yapay sınıflandırma. Bu sınıflandırma yönteminde analog organlar dikkate alınmıştır. Ampirik sınıflandırma için yazmanız gereken diğer bir önemli özellik ise analog organlar dikkate alınarak sınıflandırmanın yapıldığıdır arkadaşlar. Peki analog organ nedir? Analog organ köken aldıkları hücre tabakaları farklı. Fakat görevleri aynı olan organlardır.
Analog organda ben size demiştim ki derste de kesinlikle analog organ denildiğinde senin aklına görev gelecek. Analog organ görevleri aynı olan organları ifade eder. Embriyonik kökenin ne olduğu aslında çok da önemli değildir ama biz genelde embriyonik kökenin farklı olan görevleri aynı olan organlara analog organ diyoruz. Görevleri aynıdır diyoruz. Birazdan örnekler de var. Onlar da daha net anlayacaksınız analog organı. Devam edelim. Örneğe bakıyorum hemen. Bakın, omurgalı bir canlı olan kuşun kanadından bahsediliyor. Kuş omurgalı, kuşun kanadı. Kuşun kanadı ne işe yarar arkadaşlar? Uçmaya yarar, öyle değil mi? Omurgasız bir canlı olan sinek kanadına bakalım. Sineğin kanadı ne işe yarar? Uçmaya yarar arkadaşlar. Yani aslına baktığında bu iki farklı canlıya ait olan organ aynı görevi görür, öyle değil mi? Kuş kanadı da uçmaya, sinek kanadı da uçmaya yarar. O zaman kuş kanadı ve sinek kanadı birer analog organ örneğidir diyebiliriz bizler. Devam edelim diğer örneğe. İnsan ayağı. İnsan bir omurgalıdır. İnsanın ayağı ne işe yarar arkadaşlar? Yer değiştirmesine, hareket etmesine yarar, öyle değil mi? Hemen hareket diyelim. Hareket. Omurgasız bir canlı olan karıncanın ayağı ise aynı şekilde yine hareket işlevi görür arkadaşlar. Ve görevleri aynı olduğu için biz bu iki farklı canlıya ait olan organlara analog organdır diyebiliriz. Yani bir diğer analog organ örneğimiz de insan ayağı ve karınca ayağıdır arkadaşlar. Hemen altına bakalım. Kuş kanadı ile sinek kanadı farklı embriyonik dokulardan köken almıştır. Aynen öyle. Zaten omurgalı ve omurgasız olmasından da anlayabilirsiniz bunu. Dolayısıyla bu organlar analog organlardır diyoruz. Aristo'nun yapmış olduğu bu sınıflandırmanın günümüzde bilimsel bir niteliği yoktur. Lütfen yıldız koyalım arkadaşlar. Az önce de bahsettim. Çünkü Aristo aslında bilimsel verilere dayalı bir sınıflandırma değil, tamamen gözleme dayalı bir sınıflandırma yapmıştır. Bundan dolayı da yapay sınıflandırmanın, ampirik sınıflandırmanın bilimsel açıdan hiçbir önemi yoktur. Çünkü modern biyoloji biliminde köken benzerliği olmayan canlıların akrabalık derecesinin yakın olduğu kabul edilmez. Yani şunu söylüyor, biyoloji biliminde kabul edilen gerçek bilimselliktir ve bilimsellikte de aranılan ilk özellik embriyonik kökenlerinin aynı ya da benzer olması durumudur. Ama Aristo'nun yapmış olduğu bu yapay ampirik sınıflandırmada kullanılan organ analog organdı ve embriyonik kökenleri farklı olan organlara bizler analog organlar diyorduk. Yani biyolojik açıdan, bilimsellik açısından Aristo'nun yapmış olduğu bu sınıflandırmanın hiçbir niteliği yoktur arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sınıflandırma çeşidimizde. Filogenetik doğal sınıflandırma. Canlılığın evrensel kuralları içerisinde sınıflandırılması Linne tarafından yapılan çalışmalar ile başlamıştır. Önemli çünkü neden önemli? Az önce nasıl ampirik sınıflandırmada Aristoteles yapmıştır dediysek, filogenetik sınıflandırmayı da yapan Linne'dir arkadaşlar. Direkt Linne olarak bilebilirsiniz siz bunu, hiç sıkıntı yok. Filogenetik olan doğal sınıflandırmayı Linne yapmıştır. Defterinize yazmanız gereken ilk özelliktir. Devam edelim. Linne'nin çünkü kitapları var. Genelde bitki üzerine çalışmıştır Linne. Linne, Systema Naturae denilen doğanın sistemi adlı eserinde çok sayıda bitki ve hayvan türünü tanımlamıştır. Günümüzde bilimsel geçerliliği hala kabul edilen filogenetik doğal sınıflandırma neye göre yapılır? Şimdi ondan bahsedelim arkadaşlar. Canlıların protein ve DNA benzerliklerine, hücre tipi ve sayısına, fizyolojisine, anatomik ve embriyolojik benzerliklerine, azotlu boşaltım ürünlerindeki benzerliklere, vücut bölümleri ve bunların simetri durumlarına, vücut üyelerinin iç ve dış iskeletlerine, eşey durumları ve larvalarındaki benzerliklere bakılarak doğal filogenetik sınıflandırma yapılır.
Burada önemli olan ve kesinlikle bilmen gereken şeyler nelerdir? Hemen onun altını kırmızı ile çizelim özellikle. Arkadaşlar, doğal olan bu bilimsel geçerliliği bulunan sınıflandırmayı yaparken en önemli kriter canlıların protein ve DNA'larının birbirine benzer olmasıdır. Çünkü protein benzerliği ve DNA benzerliği ne kadar fazlaysa o kadar yakın akrabadır diyebiliriz biz o canlılar için. Bu yüzden bu önemli bir kriterdir. Bir diğer önemli kriterimize baktığımızda azotlu boşaltım ürünlerindeki benzerlik gelir. Azotlu boşaltım ürünleri canlılardan canlılara farklılık gösterebilir arkadaşlar. Çünkü bazı canlılar üre, bazıları ürik asit, bazıları amonyak olarak boşaltımlarını yaparlar. Atık olarak bunları gönderirler. Ve bunların birbirine benzemesi yine canlıların akrabalık düzeyiyle alakalı bir fikir oluşturmamız adına önemli bir kriter oluşturur. Aynı şekilde canlılarda bulunan hücre tipleri ve hücrelerinin sayısı da yine önemli bir kriterdir doğal sınıflandırma için en azından. En azından dediğim gibi bu üç tane maddeyi bilelim arkadaşlar. Devam edelim konuya. Şimdi filogeninden bahsedeceğiz. Filogeni önemli bir kavramdır. Filogeni aslında canlının bütün evrimsel geçmişinin anlatılması demektir. Bakalım. Filogeni bir canlı türünün ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçirmiş olduğu evrim basamaklarıdır. Az önce de anlattım bunu. Filogeni denilen bilim aslında bu bir bilimdir ve canlının tüm evrimsel geçmişini anlatır bize. Her canlı için farklı bir filogeni söz konusudur yani bu noktada. Bakalım altına. Filogenetik sınıflandırma yani doğal sınıflandırma sırasında anatomik benzerliklerden homolog organlar esas alınmıştır. Doğal sınıflandırma için defterimize yazmamız gereken bir diğer önemli özellik homolog organlar esas alınarak yapılır. Peki nedir bu homolog organlar arkadaşlar? Embriyonik kökeni yani orijinleri kesinlikle aynı olan görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Hiç önemli değil. Bu organlara bizler homolog organlar diyoruz. Yani az önce nasıl ki analog organa görevleri aynıdır yazdıysak, kesin olan şey çünkü odur. Burada da kesin olan şey embriyonik kökenin aynı olmasıdır arkadaşlar. Hemen yazalım. Embriyonik kökenin. Aynıdır. Peki homolog organ olarak örneklere bakalım hemen. İnsan. İnsan memelidir arkadaşlar. Bir canlı olarak insandan başlamış. İnsanın kolu. Embriyonik köken olarak, embriyonik tabaka olarak neyden tabakalanmıştır? Mezoderm ve ektoderm tabakasından yaratılmıştır kol. Görevi nedir peki? Görevi tutmadır arkadaşlar. Bir diğer canlı örneğine bakalım hemen. Yarasa. Yarasa da yine uçan bir memeliydi. Ve organ olarak yarasanın kanadına bakacağız. Kanat da mezoderm ve ektoderm tabakasından aslında oluşmuştur. Görevi ise uçmadır yarasanın kanadının. Bir diğer canlıya bakalım. Balina. Balinanın yüzgecinden bahsediyor. Yüzgeç organ. Balinanın yüzgeci mezoderm ve ektoderm tabakalarından köken almıştır ve görevi de yüzmedir arkadaşlar. Baktığınız zaman bu üç farklı canlı ve üç farklı organa görev bakın farklı. Aynı da olabilirdi. Bu çok önemli bir kıstas değildi homolog organ için, değil mi? Homolog organ için önemli olan kıstas embriyonik kökenlerinin kesinlikle aynı olmasıydı. Yani orijin birbiriyle aynı olduğu müddetçe değişen canlılar, değişen organlar, değişen görevler olabilir ama bunlar homolog organ örneğidir. Yani bunların üçü de aslında homolog organdır diyebilirsiniz. Birbirinin homologudur çünkü. Homolog organ örneği istendiğinde insan kolu, yarasa kanadı ve balina yüzgeci verilebilir. Devam edelim. Kol, kanat ve yüzgeç aynı embriyonik tabakalardan köken aldıkları için homolog organlardır. Aynen öyle. Ben de bundan bahsettim.
Bakalım. Omurgalı ve omurgasız karşılaştırmaları homolog organları göstermede yardımcıdır. Aslında şundan bahsetmek istiyor. Omurgalı ve omurgasız canlıları birbirinden ayırt etmek isterseniz homolog organları kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Devam edelim. Burası önemli bir paragraftı arkadaşlar. Dersten de hatırlarsınız mutlaka. Şimdi çok daha önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Canlıların kalıtsal özelliklerini DNA belirler. DNA neydi peki? DNA deoksiribonükleik asit demekti. Yani aslında bir nükleik asitti. Ve canlının tüm kalıtsal bilgilerini, tüm genetik şifrelerini DNA üzerinde taşırdı. Kimi canlılarda çekirdekte, kimi canlılarda sitoplazmadaydı. Ve DNA canlıdaki bütün materyali içerdiği için ne kadar benziyorsa o kadar da akrabadır diyeceğiz şimdi. Hemen oraya bakalım. İki canlının DNA'sı birbirine benzediği oranda bu iki canlının akrabalık derecesi artar. Bu nedenle sınıflandırmada yararlanılan en önemli kriterlerden birisi de DNA benzerliğidir. Lütfen arkadaşlar bunu unutmayalım. Bir diğer önemli olan kriter de proteinlerin benzerliği olacak. Zaten proteinlerin sentezlenmesini sağlayan tüm şifre DNA'dan çıktığı için DNA benzerliği nasıl ki akrabalık açısından önemli bir kriterse protein benzerliği de bu yüzden önemli bir kriterdir diyeceğiz. Bakalım hemen devamına. Sınıflandırmada güvenilir diğer bir kriter de protein benzerliğidir. Aynen öyle. Çünkü DNA'da her proteinin senteziyle ilgili bir gen vardır. Yani DNA'daki şifreye göre protein sentezlenir. Bu yüzden DNA benzerliği gibi protein benzerliği de önemlidir dedik. İki canlının proteinleri benzediği oranda akrabadır. Tek yumurta ikizlerinin proteinleri normal koşullarda aynıdır ve doku naklinde büyük oranda başarı beklenir arkadaşlar. Tek yumurta ikizleri arasında gerçekleşecek olan doku nakillerinde. Diğer doku nakillerinde ise yani birbirine uzak akraba olan ya da belki de akrabalık ilişkisi olmayan insanlarda genelde yapılmış olan doku nakillerinde proteinler yabancı gördüklerine antikor üretirler ve bu antikorlar çökelir arkadaşlar. Doğrudan gerçekleştirilen doku nakillerinde çökelme düşük olduğu oranda akrabalık derecesi fazladır. Yani ne kadar az antikor üretildiyse o kadar fazla akrabadır demek ki. Çünkü onu yabancı bir molekül olarak algılamamış demek ki metabolizma. Bu yüzden de antikor üretimi fazla gerçekleşmemiş ve çökelme de az olmuş diyeceğiz. Bakalım hemen bir örnek var. Daha net anlamanızı sağlar bu örnek sizin konuyu. İnsandan X, Y, Z canlılarına yapılan doku nakli sonucunda bu canlılarda gerçekleşen çökelme yüzdeleri. X canlısında %20 oranında çökelme gözlenmiş, Y canlısında %4 oranında çökelme gözlenmiş, Z canlısında ise %60 oranında çökelme gözlenmiş arkadaşlar. Şimdi her nakil insandan gerçekleşiyor. Yani insandan X'e, insandan Y'ye, insandan Z'ye gerçekleşmiş ve bu nakiller sonucunda da en çok çökelme Z canlısında gözlenmiş. %60 en büyük sayı bu şu an için. O yüzden Z canlısı demek ki insandan gelen bu dokuyu daha fazla yabancı algılamış ve daha fazla antikor üretmiş. Bu yüzden de daha fazla çökelme gözlenmiş. Yani akrabalık derecelerini uzaktan yakına sıralayalım mesela biz. En uzak olan insana akraba canlı Z'dir. En uzak akraba. Çünkü en fazla çökelme bunda gözlenmiş. Z'den sonra bir diğer uzak diyebileceğimiz akraba peki X midir, Y midir? X'tir arkadaşlar çünkü X'te %20 oranında çökelme var. X de yine insana çok fazla yakın akraba değildir demek ki. Hatta şöyle yapalım. Peki en yakın akraba insana hangisidir arkadaşlar? En yakın akraba da Y canlısıdır. Çünkü Y canlısında en az çökelme oranı var. Bu yüzden Y canlısı demek ki insandan gelen dokuyu çok fazla yabancı algılamamış ve daha az miktarda antikor üretmiş. O yüzden de daha az bir çökelme gözlenmiş burada. Yani en yakın akraba Y, sonraki akraba yakın anlamında X,
En uzak diyebileceğimiz akrabası ise Z canlısıdır insanın. Hemen altındaki uyarıya bakalım. İki canlının kanı karıştırıldığında çökelme ne kadar az ise akrabalık o kadar fazladır arkadaşlar. Bir yıldız koyalım, önemlidir. Altındaki soruya da bakalım. Örnek var burada. Örnekte 3 farklı deney tüpü verilmiş ve çökelmeler yazılmış arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hepsine insandan yine bir nakil söz konusu. Bakın insandan geçiyor. KLM canlılarındaki çökelme oranları kaplarda gösterilmiş. Peki en çok çökelme hangisinde olmuş? Arkadaşlar en çok çökelme gördüğünüz üzere Y canlısında vardır. Peki en az çökelme hangisinde vardır? K canlısında vardır değil mi en az çökelme? Bakın daha az miktarda. O zaman insana en yakın akraba olabilecek olan canlı K canlısıdır. En az çökelme burada var çünkü. O yüzden en yakın akraba olabilir. K'dan sonraki yakın akraba diyebileceğimiz ise L midir, M midir? M'de daha az çökelme olduğu için L'ye göre M canlısı da yine yakın bir akrabadır diyebiliriz. En uzak akraba ise L canlısıdır arkadaşlar. Şimdi sorunun devamına bakalım. Bu gözleme dayanılarak insana protein bakımından en çok benzeyen, yani akrabalığı en yüksek olan canlının proteini en çok benzeyendir. En yakın akraba kimdi arkadaşlar? K canlısıydı. O zaman en çok protein benzerliği de K canlısıyla olması beklenir. Şu ana kadar bir sıkıntı yok bu önermede. En az benzeyen ise L canlısıdır diyor. L canlısı evet en düşük miktarda çökelmeye sahip olan canlıydı. Bu yüzden de protein bakımından en az benzerlik görmemiz gereken canlı L canlısıdır. Yani bu önerme doğrudur arkadaşlar. İkinci önermeye bakalım. İnsan ve kas canlısının sistematik ismi kesinlikle aynıdır diyor bakın. Arkadaşlar kesinlik ifadesi bu soruda bilinebilecek olan bir ifade değildir. Hele ki tür isminden bahsediyorsak bununla alakalı çökelme miktarına bakarak bir çıkarımda bulunmamız doğru olmaz. Bu yüzden bu önermemiz yanlıştır. İnsan DNA'sının dizilişine benzerlikleri en çok olandan en az olana doğru sıralanışı. Yani en yakın akrabadan en uzak olana doğru sıralanışı K, M, L'dir demiş. Bakıyorum yukarıda yazmıştım. K, M, L. Evet doğrudur arkadaşlar. O yüzden 3. önermede doğru diyoruz. 1 ve 3 doğru cevaptır yani denizli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu kadardı bu dersimiz arkadaşlar.